Merhaba arkadaşlar. Bu haftayı Giresun maçına hazırlanırken tabii önce bizlerle kulüpte çalışan Özsan Hoca'nın ekibine gerçekten teşekkür ediyorum. Yani onlar da birçok emek sarf ettiler bugüne kadar, bizim geldiğimiz güne kadar. Üç günlük bizim de çalışmamız oldu çocuk sporcularla. Biz sadece Adana Spor'a hizmet ederken her şeyimize hizmet etmeye çalışıyoruz. Her şeyimize vererek hizmet etmeye çalışıyoruz. Şu andaki, bu haftaki maçın görüntüsü, yani bir karanlığa girmemek için, aydınlıkta kalmak için de bu hafta biz tüm ekibimizle beraber bunu başardık diyoruz. Giresun'u yendik. Bizim Giresun'u yenmemizin bize en büyük şeyi de kazanarak tekrar Gelecek Hoca'ya bir yol açmak oldu. Bu da Gelecek Hoca için inşallah hayırlı, uğurlu olur. Bizim oyun şablonumuz biraz daha farklıydı. Oyuncularla yani biz de gerçekten hani ilk yarı 3-0 biter miydi deseydiniz belki biz de olur. Ama 3-0'dan farklı olur muydu desin? Evet, oyuna baktığımızda 3-0'ı da geçebilirdik. Ama söylediğimiz gibi yani oyun bugün ona göre gidiyordu. Çocukların iştahı, coşkuydu. Öne geçmek, hatta iki farklı öne geçmek çocukları biraz daha coşturdu diyelim. Bu anlamda gerçekten oyuncularımız sahada inanılmaz mücadele etti. Çok iyi oynamadık belki ama dedi ama ikinci gol müthiş bir jenerik bir gol. Üçüncü golün yapılışı gerçekten alkışlanacak takdire şayan bir gol. Bu gollerle birlikte oyuncuların coşkusu arttıkça onları tutmak zor oldu. Hatta yani 2-3 tane oyuncumuzun sakatlığı da belki bu kadar yüksek tempoda oynamalarından kaynaklı. Hepsine teşekkür ediyorum. İşte içeride olan hepsine teşekkür ediyorum. 4 günlük bir beraberliğimiz vardı. 4 günlük boyunca ellerine gelen her şeyi yaptılar. Bize her konuda destek oldular. Oyuncularımı ben tekrar tekrar hepsini kutluyorum. Hocam sizin için Can Simit'i kurtarıcı, nöbetçi hoca tanımları var. Adana Spor her şeyi aldı. Siz göreve geliyorsunuz. Can Simit'inden ziyade tabii biz Adana Spor'un yıllardır içerisinde olan neferi zaten. Yani Adana Spor'un Can Simit'inden ziyade biz Adana Spor'a gönül vermiş. Bu iş kulübünden yetişmiş, altyapısından gelmiş, işte profesyonel takımda futbol oynamış ve işte 30 sene yaklaşık da bir zaman hemen bu seneyle birlikte 29 sene oluyor. Adana Spor'a sürekli bir devamladığım var. Camiamız da şu anda biraz buruk kırgın ama camiamızı gerçekten toparlamak lazım. Adana Spor gerçekten iyi olacak yani gerçekten. Önemli oyuncularımız var. Onlar daha da form kazanırsa daha iyi olur diye düşünüyorum ben.